Ne arıyorsun burada? Evini arıyorum. Aramayı onaylayacak savcıya anca ulaşabildim. Ve neredeyse vazgeçiyordum biliyor musun? Çünkü nezarethaneden çıkınca nasıl olsa direkt eve gider, bütün kanıtlardan kurtulursun diye düşündüm. Ya, bağımlı da olsan sonuçta bir bağımlının aptallığını o kadar da hafife almamak lazım. Ama senin bu kibrinin, bağımlılığının da, aptallığının da önüne geçeceğini düşünmeliydim. Kaç tane vardır burada? 500? Yok 600. 650. Yani bu miktar ne bileyim birçok savcı için, birçok hakim için evinde bu kadar ilaç bulunduran insanın satma niyeti olduğunun da kanıtıdır. Reçeteli onlar, reçete, reçete. Ha? Senin arama emri gibi. Reçete bu da. Yani bir doktor hasta olan birine ilaç yazıyor. Nasıl yani? Bu kadar ilacın hepsi reçeteli öyle mi? Kim için? Sürekli 7/24 acı çeken ama bir gün bile işini aksatmayan biri için. O ilaçlar sayesinde işimi aksatmıyorum. Capito. Capito, Capito. Benim de aklıma gelmedi değil ama seninle ilgili başka şeyler de geldi aklıma. Mesela senin ne kadar profesyonellikten, ahlaki değerlerden uzak, pardon ne, etik değerlerden uzak, ne kadar kibirli bir ukala dümbeleği olduğun da aklıma geldi. Belki de bunların çoğu başkasının adına yazılmıştır. Belki de sahte reçetedir. Belki de eczaneden biri tarafından çalınmıştır. Ama biliyorum. Sen asla öyle bir şey yapmazsın. Asla. Ne demiştim sana? Boru. Hastanenin dışında benim borum öder. Hadi gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.